Boyd ve Nislet Turkey işbirliğiyle hazırlanan temel bir gazeteci eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda Tableau Public ile veri setlerin hazırlanmasını, birleştirmesini işleyeceğiz. Öncelikli olarak Tableau Public ile veri setlerini birleştirebilir, bir tablodan diğerine aktarabiliriz. Bu uygulamada da biz iki sayfadan oluşan ortak değişkeni sahip bir Excel veri setinde çalışacağız. Daha önce veri analizinde de kullandığımız kitap ve kütüphane verisini ve okuma yazma verisinden yararlanacağız. Kitap verisiyle okuma yazma verisindeki ortak değişken il, il sütunu kullanarak okuma yazma verisindeki bölge ve okuma yazma oranlarını içeren değişkenleri ilk tabloya aktaracağız ve verilerimizi birleştireceğiz tablo ölçümü kullanarak. Yapmamız gereken şey öncelikli olarak tabloyu kurduğumuzdan emin olmalıyız. Bir hesabımızın olması gerekir ve kullanacağımız veri setinin bulutta ya da masaüstüne indirilmiş olduğundan emin olmamız gerekir. Bu uygulamada kullanacağım veri setimi masaüstüne indirdim. Şimdi Excel'e ulaşıyorum. Gördüğünüz gibi aracı verim yüklendi. Kitap ve kütüphane verisi, okuma yazma verisi. İki sayfayı görüyorsunuz. Yapmamız gereken şey çok kolay. Kitaphane verisini buraya atıyoruz. İlk sayfa buraya yüklendi ve okuma yazma verisini atıyoruz. Burada gördüğünüz gibi karşımıza hangi verilerin birbiriyle kesiştiğini gösteren bir Venn diyagramı var. Yani inner, left, right, full order diye 4 tane alternatif sunuyor. Karşımıza çıkartıyor. Inner dediği şey her iki veri setinde ortak olan değeri gösterirken left sadece soldakini, right ise sadece sağdakini gösteriyor. Full order ise iki veri setinde kesişen veya kesişmeyen değerleri göstermekte. Biz full order diyoruz. Evet, şu anda verilerimizin aslında kesiştiği veri setini belirledik ve buradan aşağı indiğimizde istersek filtreleme yapabiliriz. Her bir sütunda çalışma yürütebiliriz. Ayrıca çalışma şeklimize göre ya da konumumuza göre verimizi düzenleyebilir ya da görselleştirebiliriz ya da data bölümünden export data to CSV yani CSV dosyası olarak indir diyerek verimizi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bu çok pratik ve kolay birleştirme işlemini Tableau Public aracını kullanarak gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.